Sayın Numan Kurtulmuş, daha önce de bu kürsüden ifade ettim. Kendisinin vicdanına hep güvenmiştim. Umut ediyorum bizi daha fazla kendi insani, ahlaki, vicdani duruşuyla ilgili daha fazla hayal kırıklığına uğratmaz. Daha önce başka bir partideydi, AKP'ye geçti, başka bir Numan Kurtulmuş'u görüyoruz. Ne diyor Numan Bey? Musul'da diyor, bizim amacımız Musullu, Musullular yönetsindir. Eyvallah. Niyetin buysa, eğer gerçekten böyle samimiysen tamam. Ama sen bunu söylediğinde yine dönüp sana şunu sorarlar. Sen Musul'u Musullular yönetsin diyorsun da Şırnak'ı Şırnaklıların yönetmesine izin vermiyorsun. Yüksekova'yı, Nusaybin'i, Cizre'yi oranın halkı, Kürt halkı yönetsin diye izin vermiyorsun. Seçtiği belediye başkanını görevden alıyorsun. Sen önce kendi yurttaşının kendini yönetme hakkına bir saygı duy da ondan sonra Musul'da Musullular Musul'u yönetsin diye politikada ahkam kes. Ciddiyetleri yok. Söyledikleri sözün dış dünyada karşılığı yok. Hiç kimse bunları ciddi politika, ciddi hükümet söylemi olarak algılamıyor. İnanın ki Türkiye ile ilgili algı biraz önce de belirtti. IŞİD devleti, IŞİD hükümeti. Böyle bakıyorlar. İngiltere'deki referandumun ana konusu buydu. Avrupa Birliği'nden çıkalım mı, çıkmayalım mı diye sordular. Avrupa Birliği'nden çıkalım diye evet kampanyası yürütenler, bak Avrupa Birliği'nden çıkmazsak Türkiye geliyor, IŞİD geliyor diye seçmeni tehdit ederek referandumu kazandılar. Çünkü algı bu ve bu algıyı da biz yaratmadık. Müsaade edin bu kadarcık rezil politikanın sorumlusu da siz oluverin. Şimdi 14 yıllık hatalar görülmeyecek. Efendim Musul'da niye böyle oldu? Musul'da niye böyle olmuşmuş? Hep bir fıkra vardır anlatılır. Hani savaşa giderken Allah 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 diye gidilir ya. Dönerken de Allah 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 Allah. Yenilmiş dönüyor. Tabii. Giderken bu gazla giderken dönerken de Allah Allah olur tabii. Meseleyi önce baştan doğru koymazsanız yıllar sonra hatalarının sonuçlarını ceremesiyle birlikte bu halka ödeten bir siyaseti siz yaratmış olursunuz. AKP, Davutoğlu, mevcut atanmış 4C başbakan henüz daha meselenin farkında olmadığı için Davutoğlu'nu hatırlatmak istiyorum. Çünkü bütün bu komşularla sıfır sorun ve Orta Doğu'da yeni bir Türkiye-Yemenli, Neo-Osmanlı politikanın yaratıcısı kendisiydi. Kalın bir kitap yazınca mesele çözülüyor zannediyordu. Sahada durumun öyle olmadığı anlaşıldı. Her gün daha fazla anlaşılacak. HDP Türkiye'ye en makul öneriyi, Türkiye'ye en fazla kazandıracak öneriyi yaptı, yapmaya devam ediyor. İç barış, iç barıştan yola çıkarak komşu ülkelerde yaşayan bütün halklarla barış, adalet ve eşitlik üzerine doğru bir ilişki. Mezhebine bakmayacağız, kimliğine, inancına bakmayacağız. Bakın basit ama kazandırıcı en etkili politik çözümdür. Bugün Türkiye'nin içine düştüğü krizlerden bir anda Türkiye'yi çıkarabilecek, Türkiye'nin düşen kredisini bir anda yükseltebilecek ve Türkiye halklarının çektiği zulmü de en aza indirebilecek politikadır. İşte bu köprünün Türkiye'deki adı HDP'dir. Orta Doğu halklarıyla, Türkiye'de ezilen halklarla bağlantıyı ve bağı kurabilen tek parti biziz. Ve aklı olan bir hükümet HDP ile kuracağı bağ üzerinden Orta Doğu'ya açılır. HDP ile kuracağı bağ üzerinden Avrupa'ya açılır. Bütün dünyayla şu anda konuşabilen tek parti biziz. Orta Doğu'nun bütün halklarıyla ilişkide olan parti biziz. Bizim Süryanilerle de ilişkimiz var. Arap halkıyla da. Ermeni halkıyla da var. Kürt halkıyla, Ezidi halkıyla var. Türkmenlerle ilişkilerimiz var. Ve hepsi bize saygı duyar. Çünkü hepsinin haklarını, hukukunu savunduğumuzu bilirler. Sünni topluluklar, yine Alevi topluluklar, Şia toplulukları. Hepsiyle hukukumuz, ilişkimiz var. Bak bunlar çok değerlidir. Biz başka bir ülkede olsak bize düşmanlık yapmak yerine el üstünde tutmaları lazımdı. En büyük hataları bu işte. Bütün bu haklara açılan köprüyü biz kurduk ve bu başarılı işi fedakarlığa rağmen biz yürüttük, bu noktaya getirdik. Türkiye hükümeti bunu değerlendirmek yerine HDP'yi de terörist ilan edip HDP'yi de bitirmeye çalışarak tam da üstünde durduğu dalı kesen bir politika izliyor, izlemeye devam ediyor.
Biz Türkiye kazanmasın diye uğraşmıyoruz. Tam tersi. Türkiye kazansın, Türkiye büyüsün. Ama başka halkların omuzlarına basa basa onları eze eze olmaz. Barışla büyüsün. Savaş tek seçenek değildir. Ucuz kahramanlığın gereği yok. İç politikaya ve gaz almaya dönük kabadayılığın falan gereği yok. Dış politikada bunun hiçbir anlamı yok. Yani buradan sen Bağdat'a bağırdın diye kimse Musul'u sana vermiyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir dış diplomasi kuralı yok. Türkiye'nin yarısı da bu gazdan etkileniyor. Kimse ya sen 14 yıldır dış politikada ne kazandın diye sormuyor bu adamlara. Ermeni meselesi çözülecekti, daha da kötüleşti. Kıbrıs meselesi çözülecekti, daha da kötüleşti. Avrupa Birliği'nde çoktan girmiş olmalıydık sözde. İpler kopma noktasına, müzakere bitme noktasına geldi. Yani dış politikada nasıl bir ilerleme oldu? Yunanistan'la biraz sular durulmuştu. Şimdi tekrar Lozan üzerinden Yunan adaları tartışmaya açıldı. Orada da bir kriz yaratıldı. Tek bir komşu yok. Tek bir iyi ilişkide olduğumuz Türkiye'nin artık komşu halkı da, topluluğu da, devleti de yok. Ve bunu bir başarı hikayesi gibi anlatmayı başaran AKP iktidarı başarılı olduğu tek konuda, yalan konusunda Oscar'lıktır. Bu konuda hakkını yememek lazım. Musul'da mezhepçiliğe izin vermeyiz. Musul'da terör destekçiliğine izin vermeyiz. Musul'da etnik temizliğe izin vermeyiz. Musul'da katliama izin vermeyiz. Musul'da asimilasyona izin vermeyiz. Bunu söyleyen bunlar. Bunların hepsini de ülkede yapan bunlar. O yüzden inandırıcılıklar yok. Başka bir iktidar olsa, tırnak içinde temiz bir iktidar hükümet olsa, bunların hepsini kendi yurttaşına yapmasa, mezhepçiliği, terör destekçiliğini, katliamı, asimilasyonu, etnik temizliği kendi ülkesinde yapmasa inandırıcı olur. Kendi yurttaşına adaletle, eşitlikle, demokrasiyle yaklaşan bir iktidarın Musul konusunda söyleyeceği sözün ağırlığı şüphesiz çok fazla olurdu. Ama treni kaçırdı. AKP iktidarı treni kaçırmış durumda ve bu trene, yani şu anda arkasından son vagonun balkonuna binmek için uğraşıp koşuyorlar. En fazla başarı bu olacak. Fakat görünen o ki trenin hızına bunların koşusuyla yetişmek de mümkün olmayacak. Tren gitti, arkasından bakanlar artık ne gibi bakıyor siz tahmin edersiniz. Mesele budur değerli arkadaşlar. Musul'da yeni bir süreç başladı. Kan revan içerisinde Orta Doğu'nun tarihi yeniden çizilirken o coğrafyanın kadim halkları kendi hakkını ve hukukunu, tarihten kaynaklı hakkını ve hukukunu elde etmek için elbette ki direnecekler. İşgalciye karşı da, DAEŞ'e karşı da, emperyal müdahalelere karşı da. Herkes kendi hakkını, hukukunu koruyacak. Biz işte ezilen bütün o halkların yanında olacağız. Allah bugün Musul'da o düşmana karşı, IŞİD barbarlığına karşı direnen halkların gücünün yanında olsun. Peşmerge kuvvetlerinin yanında olsun. Onların gazaları mübarek olsun diyor.